Şimdi hemen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e dönelim. Sayın Tekin, iyi günler diliyoruz. İyi günler, iyi yayınlar diliyoruz. Sağolunuz. Evet, bizde tam işte boş alan kalmadı. Olası bir depremde neler yaşanır? Dün de yine konuşmuştuk biz bu konuyu ama siz olayın farklı bir tarafını da gündeme taşıyorsunuz. Deprem toplanma alanlarının FETÖ'ye tahsis edildiğini iddia ediyorsunuz. Bunun ayrıntılarını bir konuşalım. Buyurunuz. İddia etmiyorum, belgeleri koydum. İddia falan değil. Ve bugüne kadar İstanbul için, aslında dün Sayın Başbakan'ı dinlerken gerçekten utandım bir yurttaş olarak. 99 depreminin bütün faturasını dönemin iktidarına bağlıyor. Dönemin iktidarı sadece bir yıl kalabildi depremden sonra. Ondan sonra gelen iktidar 17 yıldır hayatımızda. 17 yıllık süre içerisinde yerel yönetimlerde de 25 yıllık iktidar olan bir siyasi partinin çıkıp depremle ilgili söyleyebileceği tek kelime var. Özür dileriz, özür dileriz, biz ranta teslim ettik. Sadece İstanbul'da 500 ayrı kamu arsası, yani bakanlıklara ait olan arsaların tamamını kendi yandaşlarına peşkeş ettiler. Bakın bugün Twitter'da paylaşmış olduğum FETÖ terör örgütüne vermiş olduğu yerle ilgili 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz dava açtık. Evet. Bu dönem yürütmeyi durdurma kararı almamıza rağmen yürütmeyi durdurma kararını bypass ettiler. Bir üst plan, tekrar bir 100 binlik plan yaparak FETÖ'nün orada okuluna izin verdiler. O arsanın tarihçesini biraz izin verirseniz anlatmak istiyorum. 99 Buyurun. Yılında orası yeşil alan ve aynı zamanda deprem toplama alanı olarak tahsis edilmiştir. Yer milli emlak ait, yani bakanlığa ait. O dönemin bakanı bu FETÖ örgütüne burayı önce kiraya verdiler. Kiraya verirken de biz itiraz ettik. Daha sonra da satışa çıkarttılar ve satışta bu örgütün mensupları burayı satın aldı. Görüldüğü gibi okul ve üstünde de hemen yan tarafta da çok yüksek oranlı binalar yapıldı. Kim yaptı bu binaları? Bu arsayı kim tahsis etti? Üstünde bu okul yapılırken bu okula teşvik kredisi hangi bakanlık verdi? Ya da o uygulama, buranın imar uygulamalarını nasıl oluşturdular? Yaptı? Evet. Bunlarla ilgili en ufak bir soruşturma yapılabilmiş değil. Hani diyorlar ya FETÖ siyaset ilişkisi. Evet. Tam da FETÖ siyaset ilişkisi biraz önce tarif etmiş olduğumuz bu yerle ilgili. Sadece bu yerine Türkiye genelinde 1500 tane yer. Eğer o dosyaya girdiğinizde zaten bir örgütle hesaplaşmak istiyorsanız bu örgütün para finansal kaynaklarına gireceksiniz. Finansal kaynaklarına girdiğinizde göreceksiniz. Ne yazık ki bununla ilgili söylenebilecek çok şeyler var. Maalesef üzülerek söylüyorum, başta İstanbul olmak üzere şehirler kaderine terk edildi. 20 yıl geçmesine rağmen 18 yıl vatandaşımız deprem vergisi ödemesine rağmen devletimizin olanakları, imkanları bu depremde kullanılması gerekirken kendi yandaşlarına kullanan insanlar şimdi görüyorum ekranlara çıkıyorlar utanmadan, ağlama duvarı gibi onlar da şikayetçi. Yani kısacası ne yazık ki şehirlerimiz Allah'a emanet edildi. Depremle ilgili bugüne kadar herhangi bir önlem alınmamış. Yarından itibaren de zaten alınacak bir önlem de yok. Çünkü bu yerlerin hiçbirisi kalmadı. Yani şuranın altını tekrar çizelim. Siz diyorsunuz ki şimdi bir tanesinin üzerine okul yapıldı. O okul yapılırken de o dönemin hangi bakanı burayla ilgili gereken yardımları yapmış, hiçbirisi soruşturmaya tabi tutulmuş değil ama o okullara çocuklarını gönderenler hakkında da soruşturmalar başladı. Hepsi soruşturmaya tabi tutulmuş. Tamamı. Bakın okulu yaptıran değil, arsayı veren değil, imar uygulamasını yapanla ilgili soruşturma yok. Ama kazanan çocuğunu oraya gönderenlerle ilgili, herkesle ilgili soruşturma var. Yani FETÖ ile AKP ilişkisinin en somut belgesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii evet, bekleyip göreceğiz dediniz. Bakalım herhangi bir soruşturma olacak mı, olmayacak mı? Mümkün değil, olmaz. Şimdi bir de tabii CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bu iddialar gündemde. Yani bir, daha doğrusu şöyle, kumpas dönemini hatırlıyorum dediniz siz de bu olaylara ilişkin. Neler söyleyeceksiniz? Kısaca onunla da ilgili detayları alalım Sayın Tekin. Buyurunuz. Tabii bu
filmi daha önce de Ergenekon Balyoz döneminde de çok izlediğimiz bir filmdir. Bu yeni bir film değil. Hı hı. Bunlar aynı zamanda bu FETÖ'nün pis işlerini öğrenebilmişler. Önce kendi kirli gazetelerinde haberleştiriyorlar. Sonra da korkutmaya çalışıyorlar. Yani siyaseten elde edemediklerini eşkıyalıkla elde etmeye çalışıyorlar. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne dokunduklarında gök kubbe kafalarına yıkılır. O konuda hiç kimsenin tereddütü olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle şantajla korkutmaya çalışıyorlar. Hele hele partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun korkmayacağını, silmeyeceğini bütün dünya biliyor. Bence AKP de bilsin. Evet, peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz Sayın Tekin. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle yine 18 yıl önce hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Sağ olunuz efendim. Biz de sizin aracılığınıza tekrar anıyoruz hayatını kaybedenleri. Evet, tam 18 yıl geçti dedik sevgili seyirciler.